Bunu Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Eğer sen bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin bekasını düşünüyorsan, çık kardeşim yarın sabah de ki yeter artık ya. Yeter artık de. Seçime git. Türkiye'yi seçime götür. Her kanun teklifi verişimizde muhalefet bunu diline pelesenk etmiş, konuşuyor. Bunu duyunca fevkalade de güldük, gülümsedik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı siyaseti hareketlendirdi. CHP'nin bir kere aldığı, kazandığı belediyeler var. Bir kere onları bir yönetmesi lazım. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi Alzheimer hastalığına tutulmuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözcüleri ne zaman böyle sıkışıyorsa hemen hakaret etmeye yöneliyorlar. AK Parti ve MHP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt geldi. Cumhur İttifakı gündemde seçim yok dedi. Erken seçim talep ediyoruz diye Türkiye'de erken seçim olmaz. Seçimlerin olacağı tarihi de kendilerine deklar ediyoruz. 2023'e hazırlansınlar. Sayın Genel Başkanımız, buna ilişkin görüşlerle partimizin tutumunu defalarca söyledi. Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz 2023 seçimlerine kadar sembolik cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin. Erken seçim tartışmaları CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Faik Öztrak'a da soruldu. Öztrak talebin milletten geldiğini iddia etti. Cumhur İttifakı'nın ortakları sandık talebinin esas itibariyle milletten geldiğinin bal gibi farkındalar.